Şimdi ilk şuradan başlayalım. 20 Aralık'ta ne oldu diye hep muhalefetin gündeminde bir soru var. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bunun da hesabını soracağız biz 128 milyar doları sorduğumuz gibi. O güne dair bilmediğimiz, karanlıkta kalan bir şey var mı gerçekten? İkincisi de vatandaş bu hesap türüne ne kadar ilgi gösterdi? Ne kadar dolar bozdurulup bu hesaplara geçti? İyi akşamlar herkese. O güne dair bilmediğimiz bir şey yok. O günden sonra bilinmeyen birkaç konu var. Fakat onlar da tabii yani Türkiye'de işler tartışılırken genellikle siyaseten ortaya konulmaya çalışıldığı için çok gizemli bir hal alıyor. Fakat veri konusunda Türkiye dünyadaki en şeffaf ülkelerden bir tanesi. O bakımdan bilinmeyenler var derken yani bütün rakamlar falan her şey belli de yani günün sonunda ne olduğuna ilişkin bir iki soru işareti var. Onun haricinde her şey biliniyor. Çok Yani tam bir soru sorayım. Şimdi 18 liradan bozdurup işte 13 liradan kar edenler bir karanlık grup gibi soru işaretlerine neden oluyor. Sosyal medyada da konuşuluyor, CHP lideri de söylüyor. Yani böyle bir 128 milyar nerede tartışmasının sürdürüldüğü gibi bu tartışma da büyür mü? 18'den haber alıp bozduranlar gibi bir şey mümkün mü değil mi? İşte sermaye piyasalarında yani içeriden öğrenenlerin ticareti normal şartlarda kanunen suç. Yani işte A hisse senedi ne bileyim B politik kararından evvel birileri pozisyon alıyorlarsa bu zaten suç. Kanunen bir şekilde teknik takibi falan yapılabiliyorsa zaten herhalde bir soruşturma falan açılır ama yani açıkçası benim ekonomist olarak bildiğim bir konu değil. Zaten kişisel hesaplara isimlere falan da ulaşmak mümkün değil. Fakat bu tip veriler BDDK'nın elinde var. Yani Düzenleme ve Denetleme Kurulu bunları çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Merkez Bankası da bunlara erişebiliyor. Hani istenirse zaten oradan herhangi bir şey görülebilir ama yani herhangi bir vatandaşı ya da bir şirketi işte sen bunu duymuştun da bunu sattın falan diyerek suçlamak kolay bir iş değil. Yani anıldığı kadar kolay bir iş değil. Keza zaten o akşam vatandaşların bir bölümünün sert şekilde döviz bozulduklarını anlıyoruz ama asıl satışın da yine Merkez Bankası kaynaklı rezervlerden geldiğini de işte o rakamlardan dediğim gibi yani gizemli olmayan kısmı oradan anlıyoruz. Fakat Yani mesela o akşam Cumhurbaşkanı bu mevduat türünü, bu ürünü sizin tabirinizle, ekonomistlerin tabiriyle bozdurun dediği zaman halk birden işte online olarak bankacılık sistemlerine girip döviz bozdurduğu için mi aniden düştü? Yoksa Merkez Bankası, kamu bankaları onlar mı bozdurdu da düştü? Çünkü orada bir de şöyle bir soru geliyor aklımıza. Merkez Bankası daha önce de müdahale ediyordu, etkisiz kalıyordu. O gece ne oldu da etkili oldu? Şimdi tabii ki daha önce müdahale ettiğinde piyasada bazı sıkışıklıklar vardı. Müdahalenin anlamı da anlaşılamıyordu. Çünkü yani Merkez Bankası faiz indiriyor. Bir şekilde insanlar parayı nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Enflasyon da yükseliyor. Bu ortamda döviz satmanın tabii ki sonuçlarla mücadeleden öteye geçemediğini, dolayısıyla sebeplere inemediğini herkes biliyordu. O bakımdan da müdahaleler başarısız oluyordu. Tabii ben burada çok hani iktisat yazını da parçalamak istemem ama müdahalelerin başarılı mı başarısız mı olduğu ciddi bir tartışma konusu. Yani başarısızdan kastım inmiyordu dolar. Ya bu hani vatandaşlığında böyle. Bunda bir sakınca yok. Sadece bunu birkaç tane şeyle biz değerlendiriyoruz. Yani işte artışın hızını kesti mi? Ne bileyim boş piyasada yapay bir fiyat oluşmasını engelledi mi filan gibi birkaç tane kriteri var. Ama tabii yani dövizin seyrine bakarak başarılı ya da başarısız oldu demek genellikle iyi bir sonuç üretmiyor. O akşam olan şey tabii sonuçta akşam saatlerinde bir şey açıklandığında insanlar ya uykudalar ya batmıyorlar. Yani piyasa saati değil, bankalar kapalı filan. O bakımdan akşam açıklamanın gelmesinin normal şartlarda zaten herhangi bir açıklamanın o saatte gelmesinin bir şoke edici etkisi var. Birinci konu bu. İkincisi de ya bunun böyle duyurulması zaten çok şişmiş fiyatlarda bir köpük oluştu. İşte bir yerden bunun dönebileceği. Hatta o günlerde vatandaşlar her türlü piyasa ve piyasa dışı koşullara da ne yazık ki kendilerini hazırlamışlardı. O bakımdan haber etkisi yani ilanen duyurulmasının çok büyük bir etkisi oldu. Tabii bir de üstüne yani rakamlardan gördüğümüz kadarıyla birkaç milyar dolar da Merkez Bankası'nın bir şekilde bir biçimde piyasaya döviz satması da hareketin boyutunu büyüttü. İşte 18,5 liralardan 10 liralara kadar herhalde 24 saat içerisinde çok ciddi bir hareket oldu. Bu tabii çok görülmüş bir şey değil. Yani TL bazında zaten görülmüş bir şey değil ama yüzdesel değişim olarak baktığımızda da %40'lar, %45'ler civarında neredeyse bir gecede döviz kurunda hareket oldu. Yani tam cevap vermek gerekirse haberin akşam saatlerinde gelmesinin yarattığı şok etkisi, zaten çok şişmiş olması
Ve zaten vatandaşlar yani ister istemez bunu alıyorlardı. Yani bir bilmiyorlardı ne olacağını. Fakat Türk lirasından kaçmak, mala hücum, işte ne bileyim araba almak, ev almak, TL dışı herhangi bir varlığı Türk lirasına karşı satın almak tek kaçış yolu gibi görünüyordu. O yüzden böyle bir haber gelince şok etkisi yarattı. Merkez Bankası da üstüne bu kadar yüklü satış yapınca vatandaş da bozunca oralara kadar indi. Yani benim gördüğüm bu. Peki. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı. Dün %36,5 civarında. Şimdi daha da artar mı diye merak ediyoruz. Yoksa tek haneye düşer mi? Cumhurbaşkanı tek haneye düşüreceğiz diyor. Bu yakın vadede gerçekçi bir hedef mi? Türkiye tabii daha önce bunu yaptı. 2000'li yılların başında yapmıştı. O bakımdan yani neden olmasın? Tabii ki olabilir. Fakat enflasyon seyrine baktığımızda tabii durum birazcık daha farklı görünüyor. Yani Aralık ayında ben de epeyce ne yazık ki yüklü bir enflasyon bekliyordum ki bir ayda da yaklaşık 14 puan yuvarlayarak söylüyorum. Enflasyon geldi. Bu tabii bizim ülkemizi biliyorsunuz Merkez Bankası fiyat istikrarından sorumlu ve 5 puanlık bir TÜFE hedefi var. Yani tüketici enflasyonu bir ayda bunun 3 katının gelmesi tabii nahoş bir durum. Ocak ayına geldiğimizde de son yapılan zamlar işte ÖTV ayarlamaları, ÖTV zamları hani nasıl ifade etmek isterseniz. Kurdaki zaten devam eden devalüasyonun her ne kadar çıktığı seviyeden bir miktar inmiş olsa da bunun etkileri bir günde geçmiyor. Yani Türkiye Eylül ile Aralık ayında 3 ayda ciddi bir devalüasyon yaşadıysa dalgalı kur rejiminde bunun etkileri çok kabaca 6 aya yayılabiliyor. O yüzden yani biz hani yazında işte literatürde diyelim Eylül Aralık arasında bu oluştu. O zaman biz bir 6 ay daha filan sürmesini bekleriz. Yani önümüzdeki 6 ay boyunca enflasyonun yükselerek bu düzeylerde kalmasını kurdan kaynaklı geçişkenliğin devam etmesini beklerim. Üstüne bir de işte elektrik sanayiye gelen işte gaz zamları gibi birçok kalemi de koyduğumuzda işte alkole tütüne gelen ÖTV zamları filan alt alta yazınca ben çok kabaca söylüyorum. Yani 7-8 puanlar civarında bir aylık enflasyona daha Ocak'ta, hazır olmamız gerektiğini yani düşünüyorum. Yani 36 idi 8 puan 44 daha gelirse, olacak gibi 44, düşünüyorum. 44 olacak gibi düşünüyorum. Ve işte 50'leri görme riski var mı var, önümüzdeki süreçte? Tabii ki var. Yani yaz aylarına doğru 50'ler civarında TÜFE'nin işte pik yapacağını, bir tepe göreceğini, sonra da artık yani yükselecek fazla yeri kalmadığı için büyük ihtimalle de işte yani iktisadi faaliyete zarar vereceği için sonra nispeten gevşemesini, ama gevşemekten kastım da 30'lu seviyeler, buraya inmesini bekliyoruz. Eğer ki kur üstüne yeni bir şok gelmezse, yani bu ortamda tabii bu çok peki, iyi bir senaryo değil. Siz şimdi yani biraz ekonomistlerin tabirleriyle konuşuyorsunuz. Ben biraz daha bizim dilimizden sorayım onu. Kura yeni bir şok gelmezse diyorsunuz ya, az önce altyazıda arkadaşım da yazmıştı. Döviz kuru yani dolar tekrar yükselir mi? Şimdi bunu bilmek güç ama yani bizim düşüncemiz şu. Bir ülkede yüksek enflasyon varsa o ülkenin parası genellikle değer kaybeder. Eğer ki içeriye çok kuvvetli bir sermaye akımı yoksa. Şimdi Türkiye'de işler çok parça parça tartışılıyor. İşte enflasyon ne olur, kur ne olur, işte cari açı buraya çekeceğiz. Onu şimdi bunların hepsi bir bütün. Yani bunları birbirinden ayırarak işte kuru şunu yapacağız, enflasyon bu olur, bu olursa bu olur, öyle bakamayız. Yani şunları hepsini beraber düşünürsek ya da düşünürseniz bence çok daha kolay anlaşılır. Bir dolarizasyon yani ülkedeki dövizleşme eğilimi. Bu nedir? İşte bilançolarda dövizin artması, Merkez Bankası'nın pardon hazinenin döviz cinsinden borçlanması, şirketin döviz borcu biriktirmesi, insanların alım satım yaparken, kendi mallarını değerlerken dövize bakarak endekslemeleri. Ticarette insanlar borçlandığında ne yapıyorlar? Birbirlerine altın borç veriyorlar ya da döviz istinaden. Bizim bu programda bir esprimiz var. Şaban Sevinç bir hamburgerciye gitti, dolara endeksiydi. Her yayın onu söylüyoruz. Doların fiyatına göre hamburgercide fiyatın değişmesi gibi tam da dolarizasyon dediğimiz bu herhalde. Bu tabii bayağı bir acı dışa vurumu olmuş. Yani ben hiç böyle bir şey duymamıştım ama evet yani bu da dolarizasyonun işte sürüklediği kompartmanlardan bir tanesi. Bunu enflasyonu, enflasyon beklentini ve kuru aynı şey olarak düşünebilirsiniz. Yani sistem şöyle işliyor. Vatandaşlar enflasyonun yüksek olduğunu görüyorlar. Vatandaşlar enflasyonun yükseleceğini de düşünüyorlar. Böyle olunca Türk lirası varlıklardan kaçıyorlar. Altın alıyorlar, döviz alıyorlar. Bahsettiğim gibi işlerinde kıstas olarak, gösterge olarak dövizi kullanmaya başlıyorlar. Beklentilerin bozulması kuru zayıflatıyor. Kuru zayıflattıkça kurla yapılan ticaret ne yapıyor? İşte Türkiye önünüzdeki bilgisayardan birçok ham maddeye kadar doğal olarak bir sürünü ithal ediyor. Bu sefer aynı miktarda ürünü almak için ya aynı miktarda döviz vermeniz lazım ya da daha fazla TL vermeniz lazım. Yani Türkçesi devalüasyon oluyor, para değer kaybediyor. Ve bu döngü kendini tekrarlıyor. Para değer kaybedeceği için insanların enflasyon beklentisi yükseliyor. İnsanlar gidip dolar alıyorlar, para tekrar değer kaybediyor. Bir negatif sarmala dönüşüyor.